Merhaba sevgili arkadaşlar. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde ortanca değer yani medyan konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar ekranımızı şöyle büyütelim ve medyan konusuyla yani ortanca değer konusuyla dersimize başlayalım. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralandığında gençler orada da bulunan sayıya ortanca değer ortanca değer veya medyan diyoruz gençler. Medyan ile ortanca değer eş anlamlı kelimeler sevgili arkadaşlar. Evet aşağıda 8 kuzenin ağırlıkları verilmiş gençler bizden ortanca değeri istiyor. Öncelikle sayılarımızı küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Burada gençler ağırlık olarak baktığımız zaman en küçük kilogram 20 kilogram atağının kilosu. Daha sonra 22 kilogram, 24 kilogram, 26, 28, evet 32, 38 ve 42. Gençler ortadaki sayıya baktığımız zaman 8 sayı olduğu için gençler dikkat edersek tam ortada bir sayımız yok. E çift sayılarda ortada sayı olmaz gençler. Bu durumda ne yapıyoruz? Ortada sayı yoksa gençler ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasını alacağız. Bakın ortadaki iki sayı 2 sayımız gençler 26 ve 28'dir. O halde 26 ile 28 toplayıp 2'ye bölerek ortaanca değeri bulacağım. Şöyle değer diyelim. E 26 28 daha sevgili arkadaşlar Evet 54 yapar. 54 bölü 2'de ortanca değer gençler 27'dir. Veri grubunda gençler veri sayısı tek ise ortanca değer en ortadaki sayıdır. Eğer veri grubu gençler çift ise az önce yaptığımız gibi ortanca değer ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasıdır. Bir veri grubunda ortaca değer gençler? Bu veri grubunda olmak zorunda değildir gençler. Buna hayır diyoruz. Evet ortanca değer. Bakın az önce gençler 27 bir değerimiz yok ama ortanca değerimiz 27 çıktı diyelim. Evet devam edelim etkinliklerimize bakalım. Evet aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş gençler. Birinci veri grubunda baktığımız zaman gençler ortanca değeri istiyor. Sayılarımız mutlaka gençler büyükten küçüğe veya küçükten büyüdür sıralayacağız. Burada en küçük sayımız 5. Daha sonra 6, 8 Böyle üzerlerini çizelim. 8'den sonra gelirse 12 14, 15, 17 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 sayımız var. Ortadaki sayı gördüğünüz gibi 12'dir. O halde ortanca değer 12'dir diyelim. Evet ikinci sorumuzda Veri grubunun ortanca değeri gençler nokta noktadır demiş. Yine sayılarımızı küçükten büyüğe sıralayalım. 4 8 Daha sonra 4 8 10 16 Evet 10 var, 16 var. 19 ve 25. E toplamda gençler 6 sayı var. O halde ortadaki 2 sayıyı alıp aritmetik ortalamasını alarak ortancı değeri bulacağım. 10, 16 ile topluyorum ve 2'ye bölüyorum. 26 bölü 2'den ortanca değer 13 olur diyoruz. E C'ye geldiğim zaman gençler ortanca değer 55, 58, 66, 88 ve 39 var. Gençler 39 en küçük sayımız. Daha sonra 55, 58, 66 ve 88. 1, 2, 3, 4, 5 sayı var. Ortadaki sayı gördüğünüz gibi 58'dir. O halde medyanı yani ortancı değer 58'dir. E, dördüncü de gençler yine küçükten büyüdür sıraya koyacak olursam 60 daha sonra 70 70'ten sonra 75 85 Evet. 90 ve 95 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı var. Gençler ortada 2 sayımız var. O halde 75 artı 85 bölü 2 dersem 75, 85 daha 160 yapar. 160'ı 2'ye bölersek de ortanca değer 80 olur diyelim. 5. Evet, de gençler yine ortanca değer için önce sayılarımızı ve evet, küçükten büyüdürü sıraya koyalım. 14'te başlıyorum. 14'ten sonra 27. Evet 27'den sonra gençler 38. Evet daha sonra 45'i görüyorum. 45'ten sonra 53, 62 ve 81. Toplamda gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı var. 7'nin tam ortasındaki değer gördüğünüz gibi 45 olur. Ortanca değerimiz. Evet, 6. da gençler 4 tane sayımız var. Şöyle 20, 36, e, pardon 48 ve 64. Ortadaki 2 sayıyı toplayıp 2'ye bölersek ortanca değeri buluruz. 36 48 daha 84 yapar. 84 bölü 2'den orta anca değer 42'ye eşittir diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. E, tepe değer gençler yani modu inceleyelim öncelikle. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya tepe değer diğer bir ifadeyle gençler mod adını veriyoruz. Bir veri grubunda birden fazla tepe değer olabilir gençler. Bir veri grubunda tepe değer olmak zorunda değildir arkadaşlar. Yani mod olmayabilir. En çok tekrar eden sayı ya ne demiştik gençler bakın tepe değer demiştik buraya baktım 8, 12, 16, 12, 9 ve 1. Gördüğünüz gibi burada en çok tekrar eden sayı 2 tane 12 var gençler. O halde 12 en çok tekrar eden sayı olduğundan tepe değer 12'dir. 3 5 23 7 13 ve 9. Gençler her birinden birer tane var. O halde tepe değer yoktur diyelim. Evet, 2'den gençler 2 tane. 18'den 2 tane görüyorum. Evet, 2 ve 18 sayılarından ikişer tane olduğu için diğerlerinde birer tane var gençler. Yani birer tane olana göre daha fazla olduğu için burada tepe değer 2 ve 18'dir diyoruz. Evet, aşağıdaki veri gruplarına tepe değeri bulunuz diyor. Gençler o halde en çok tekrar eden sayıya bakalım. Şöyle 1 2 3 tane 9 var. Evet. Diğerlerinden gençler 3 tane ne veya daha fazlası yok. Bakın 2 tane 12 var, diğerlerinden birer tane. O halde burada modumuz yani tepe değerimiz 9'dur. Evet ikinciye baktığımız zaman 28 21 15 13 16. Evet gençler çok tekrar eden sayımız yok. O halde burada mod yoktur diyoruz. 3'te gençler 23'ten tane 2 tane diğerlerinden birer tane. O halde tepe değerim 23'tür. 4'te gençler bakın 26'dan 3 tane. Evet diğerlerinden birer e, 20 18'den 2 tane. Diğerlerinden birer tane. O halde 3 tane 26 olduğu için mod 26'dır. 5'e baktığımız zaman gençler 1 2 3 tane 4'ümüz var. 1 2 3 tane 7'miz var. O halde diğerlerine birer tane. O halde mod da 4 ve 7'dir. 6 da gençler. Evet. 2 tane 12, 2 tane 8 görüyorum. 8 ve 12 mod olur diyoruz. Evet. Bir sonraki etkinimize bakalım. Gençler sayısal değerlerin birbirine yakın olduğu durumlarda ne kullanılır arkadaşlar? Nokta noktayı belirtmiş. Eğer sayısal değerler birbirine çok yakınsa Aritmetik ortalamayı kullanmak bu durumda faydalıdır gençler. Eğer veri grubunda tekrar eden sayılar çok fazla ise tepe değeri yani modu kullanmak daha mantıklıdır. Bir veri grubunda çok büyük ve çok küçük sayılar varsa gençler, ortalamayı bulurken ortanca değeri bulmak daha güzel, daha doğru değerlendirme yapmamız sağlar gençler. Evet, devam edelim. Evet, Mayıs ayında yapılacak gezi için gençler hangi şehre gitmek istersiniz diye Esra öğretmen öğrenciler bir soru soruyor. E bu gezi için gençler gidilecek şehri belirlemek için hangisini seçmek daha mantıklıdır? Gençler bakın burada 12 tane Çanakkale'yi isteyen öğrenci olduğu için çok tekrar eden sayıyı kullanmak yani modu kullanmak çok daha mantıklıdır deriz. Evet, devam edelim. Evet aşağıdaki boşlukları dolduralım demiş. Şimal'in bir hafta boyunca çözdüğü soru sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bir hafta boyunca çözdüğü soru sayısının aritmetik ortalamasını istiyor. Yaşar bunun için ne yapmam lazım? E, evet, bütün sayıları toplayıp 7'ye bölmemiz gerekiyor. Şöyle hemen toplayalım. Yan yana yazıp toplayabilirim. Evet genç, gençler önce birler basamını toplayalım. 3, 2 daha 5, 9 daha 14, 8 daha 22, 27 34 37. Elde var 3 diyorum. 4 9 12 16 20 26 6 daha sevgili gençler. 26 6 daha 32 3 daha 35. 357 sevgili gençler 51'e bölersem 357'ye özür dilerim. 7 gün topladığım için 7'ye bölersek evet 51 olur aritmetik ortalaması diyelim. B'ye baktığımız zaman günlük günlük ortalama çözdüğü soru sayısını belirlemek için gençler Gördüğünüz gibi burada aritmetik ortalamayı kullanmak daha kullanışlıdır. Daha doğru değerlendirme yapmamız sağlar. B'ye geldiğimiz zaman gençler burada tekrar eden sayımız gençler olmadığı için tepe değer yoktur. E medyana baktığımız zaman da gençler, burada medyan ortadaki sayı olması gerekiyor. O halde sayılarımızı önce küçükten büyüğe mutlaka sıralayacağız. Bakın en küçük 39 görüyorum. E daha sonra 43. Evet, 45, 48. Evet. 52, 63, 67. ortadaki sayı gençler 48'dir. O halde medyan yani ortanca değer 48'dir diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu etkinlikle de dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın.